Herkese selamlar, saygılar, nuru şahvetimiz sonsuz. Ve bir canlı yayında sizinle beraberiz. Merhaba. Hemen sizden önce izin alayım. Şu anda ben Facebook'tan ve Instagram'dan canlı yayında veriyorum. Sakıncası var mı sizin için? Yok hocam. Tamam. Sizin eğitiminizin hem Facebook'tan hem Instagram'dan hem de YouTube'dan tüm dünyaya duyurulmasını istedim. Dolayısıyla bizim eğitimimiz duyurulmuş oluyor. Haydi bakalım. Şimdi kamerayı ayarlamaya çalışayım. Evet, kamerayı da ayarladım. Elinize yüreğinize sağlık. Selamlar, saygılar hepinize. Selamlar bizden hocam. Merhabalar. Lütfen anlatın. Hem Instagram, hem YouTube, hem Facebook'takiler sizi tanısın. Hem arkadaşları biz tanıyalım. Hocam, biz Merve ve ben birlikte verdik bu eğitimi. Konya'da verdik. Şu anda bir kişi maalesef küçük bebeği olduğu için eğitimimiz bitti. Gitmek zorunda kaldı. Normalde 5 kişiye verdik eğitimi. Çok güzeldi, çok güzel açılımlar oldu. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Lütfen kendinizi tanıtın. İzleyenlerimize bir de eğitmen olduğunuzu söyleyin. Sizden eğitim almak isterlerse telefon numaranızı da söyleyin Sayın Hocam. Ben Yasemin Derya Fidancıoğlu. Diş hekimiyim. Konya'da öğretim görevlisiyim. Fakültedeyim normalde. Ama bu bilinçaltı dili sistemi benim hayatımda çok alan bunu insanlarla paylaşmak istedim. Merve ile birlikte çıktık bu yolculuğa ve birlikte başladık bu eğitim. Eğer isterlerse tabii ki Instagram'dan Merve Batı ve Spiritual Tohum adreslerinden ulaşabilirler. Bir de şöyle göstereyim. Valla Nuru Şahötesi'yim. Siz nasılsınız Merve Hocam? Şükürler olsun. Teşekkür ederim. Valla Yasemin Hocam, Merve Hocam size teşekkür ediyorum. Elinize yüreğinize sağlık ve arkadaşlarımıza selam söyleyelim. Arkadaşlarımızı da tanıyalım mı? Evet. Merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir? Merve Seçkin Çoban. Tamam. Merve Hanım, hoş geldiniz aramıza, eğitmenlerimizin arasına. Ve sizi tanıyalım lütfen. Merhabalar. Aslan Hüker ben. Aslan Hanım, selamlar, saygılar. Hoş geldiniz eğitmenlerimizin arasına. Sizler? Merhabalar, Özgür Esel. Nasılsınız hocam? Nuru Şah Ötesi'yim vallahi. Siz nasılsınız? Çok güzel. Mutluyum sizde. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ve siz lütfen? Merhaba hocam, ben Tan Özoğlu. Ben de Yasemin Hanım'ın dönem arkadaşı için çekildim. Ha. Allah razı olsun. İki diş hekimisiniz. İki diş hekimi başka var mı sağlık çalışanı aranızda? Sağlık çalışanı yok ama çoğunluk mühendis, diş hekimi. Grafik tasarım. Biraz mühendisler sol beyin ama yine de halloldu hocam kolaylıkla. Valla çok çok mutlu oldum. Her biriniz seçkin birer meslek sahibisiniz ve bizim eğitimimize önem vermeniz, bizim eğitimimizi almanız bana bir onur verdi. Allah sizden razı olsun. Şu anda Konya'dasınız. Evet, Konya'dayız. Tamam. Eğitiminizi tamamladınız mı? Birinci modülü? Evet, tamamladık. Çok güzel. Ben de hani Refik Korkmaz, eğer bana sorular sormak isterseniz, kafanıza takılan bir yer varsa lütfen sorun. Ya da benim size nasıl bir katkım, yardımım olursa ben hazırım, onun için buradayım. Bütün eğitmen arkadaşlarımız eğitimleri sırasında beni davet ederlerse eğitimlerine katılmaktan, icabetten
Mutluluk duyarım. Allah sizden razı olsun. Sizden de hocam. Ederiz. Ve ne güzel. Merve Hanım ve Yasemin Hanım, siz benden mi eğitim aldınız yoksa eğitmenlerimizden mi eğitim aldınız? Neslihan Bilir'den aldık hocam. Tamam, iyi ki bunu sordum. Neslihan Bilir hocama buradan selamlarımı sunuyorum. Neslihan Bilir Hanım İstanbul'da. Ve iki yıl önce bizim eğitimimizi almıştı. İşte biz artık her geçen gün büyüyen bir eğitim sistemiyiz. Neslihan Hanım size eğitim verdi, siz arkadaşlarımıza eğitim verdiniz. Yarın arkadaşlarımız da arkadaşlara eğitim verecekler. Ve şunu biliyorsunuz herhalde, bir modülü alanlar hemen eğitmenler. Birinci modülü hemen verebilirsiniz. Dünyada bu kadar kolaylaştırılmış bir başka sistem, yani ben o kadar aramama rağmen bulamadım henüz. Siz bilmiyorum, biliyor musunuz? Bir eğitim alan hemen bir eğitimin eğitmeni oluyor. Yok galiba, değil mi? Yok hocam. Ve iki eğitimi aldığınızda, birinci ve ikinci modülü aldığınızda hem biri hem ikiyi öğretebiliyorsunuz. Bu kadar kolay. Size nasıl katkı sunalım, nasıl yardımcı olalım, ne yapalım? Açıklayıcı, detaylı bir eğitimdi. Hani evet. O yüzden teşekkür ederim. Sadece ben bağlı bir olumdan da teşekkür ederim. Öncelikle ben de hemen bu kapıda teşekkür edeyim. Yasemin hocama, Merve hocama işte bu izlenimi verdikleri için. Bu izlenim tabii ki boşuna değildir. Siz bu eğitimde tamamen bu değerleri aldığınız için bunu dile getiriyorsunuz. Yasemin hocam ve Merve Hanım, elinize yüreğinize sağlık. Ne kadar güzel açıklamışsınız. Arkadaşlarımız memnuniyetlerini dile getirdiler. Ve bir de arkadaşlar şunu biliyor musunuz? Siz şimdi Yasemin hocam ve Merve hocamdan eğitim aldınız ya. Ben 4 senedir 750 tane eğitim verdim. Almanya'da, Avusturya'da, Rusya'da, Kore'de, pek çok ülkede. O eğitimlerin hepsini videoya aldım. Baştan sona. Sabah 10'da başlayıp gece yarısına kadar bile süren eğitimler oldu. Hepsinin video kayıtlarını aldım. Onları Facebook'ta kapalı grup var. 750 tane eğitimin tüm videoları orada. Siz oraya dahil olacaksınız ve hiç bir kuruş para ödemeden oraya dahil olacaksınız. Yani 750 tane eğitim. Siz şimdi bir tane eğitim aldınız. Orada 750 tane eğitim alacaksınız. Bir de ben tamam ülkemizde eğitim vermeyeceğim ama yurt dışlarında eğitim vereceğim. Benim bugünden sonra yurt dışlarında vereceğim bütün eğitimleri de oraya yine kaydedeceğim. Siz ömür boyu eğitim alacaksınız orada. Ve sizlerin eğitmenliği de öyle bir gün, bir sene, iki sene değil, sistemimiz var olduğu müddetçe. Belki yüzyıllarca devam edecek. Bundan daha nasıl olur? Allah razı olsun. Haydi size katkı sunmaya çalışayım. Elimden ne gelir? Bilmiyoruz hocam şu anda. Teşekkür ederiz. Vallahi sizlere birkaç açıdan teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz gençsiniz, hepiniz enerji dolusunuz, hepiniz hayalleri olan... Ben bilirim, hani Freud emekli oldu, Refik var artık. Yani hayallerinizin olduğunu ben gözlerinizden görüyorum. İşte tüm bu hayallerinizi, hayallerinizin bile ötesinde gerçekleşecek şekilde inşallah önünüzde şu saniyeden itibaren görmeye başladınız. İnşallah. Ve şunu anladık ki hayat bir rüyaymış. Biz rüyamızda neleri görebiliyorsak, şu gerçek zannettiğimiz dünyada aynısını yaşayabiliyoruz. Rüyada görülen her şey ve hayal edilebilen her şey vallahi ana yaşanılıyormuş, bu kadar kolay. Ve rüyalarınızı, hayallerinizi yaşayacak olmanızdan dolayı bu size elbette ki bir güzellik sunacak, sizi mutlu edecek ama ben sizden daha fazla mutluyum. Hayallerini yaşamalarına en azından az da olsa katkım oldu. Dünyanın. Hocam çok teşekkür ederiz. Az önce nasıl katkı olabilirim demiştiniz. Bolluk, bereketle ne yapabiliriz eğer sizin için doğrusu. Tamam. Evet, haydi. İstersek gözlerimiz kapalı, istersek gözlerimiz açık da yapabiliriz bunu. Bu hiç fark etmez.
Aslında bolluk bereket için uzun uzun çalışmalara hiç gerek yok. Çünkü biz gördük ki çalışmalarımızda 5 santim hatta 8 santim kemiği olmayan arkadaşımızın kemiklerini dakikalar içerisinde oluşturduk, oluşmasına vesile olduk. Her şey bizim kabulümüze kalmış. Biz istersek bolluk bereketimizi 8 saat süren bir meditasyondan sonra da sağlayabiliriz. İstersek nanosaniyelik bir çalışmadan sonra da tamamlayabiliriz. Ama gelin şöyle tadımlık süre içerisinde yapalım bu çalışmayı. İsterseniz gözlerinizi kapatın. İnsanlar, yani şimdi söyleyeceğim 3 kategorideki insanlar bolluk bereketlerinin oluşması imkansız. Ve bunlar toplumda çok aşırı derecede bellidir. Bu belirleyicilik nasılsın sorusuyla gerçekleşir. Nasılsın diye sorduğunuzda ölüyorum diyenler, sürünüyorum diyenler, kendimi kötü hissediyorum diyenler bolluk bereketlerini hiçbir zaman istemeyenlerdir. Verilmesine rağmen istemeyenlerdir. Peki Allah tarafından bolluk bereketi verilmesine rağmen istememek ne demek? Bunu siz hayat tecrübenizde anlamışsınızdır, biliyorsunuzdur. Bir insanın dolayısıyla bu 3 frekansta olması bolluk bereketini kendi elinin tersiyle itmesi demek. O zaman biz bu cümleleri nasılsın sorusuna cevap olarak kullanmayacağız. İyi olmaya çalışıyorum da kullanacağız. Çünkü ben o kadar çok iyi olmaya çalışanları gördüm ki bir arkadaşım vardı. Şu anda 6 yıl geçti aradan. Hala iyi olmaya çalışıyorum. Nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Bu öğretmen arkadaşımdı. Hala iyi olamadı. Artık belki 18 sene daha iyi olmaya çalışır. O bizim elimizde. Peki ölüyorum, sürünüyorum, kötüyüm diyenler bunlar bir anda çok pardon. Telefon. Çok pardon. Telefon geldi, hemen ona baktım. Gözünüz kapalı kalsın. Ve biz Allah'tan direkt isteyeceğiz bolluk bereketimizi. Allah'tan direkt bolluk bereket istemek de şu şekilde gerçekleşir. Ey Allah'ım lütfen bedenimi, ruhumu ve ömrümü bolluk bereketle, para enerjisiyle doldur. Ve hatta o kadar para olsun ki bankalar dahi kusura bakmayın bu kadar çok parayı alacak kasamız yok desinler. Bu para bize ve bütün evrene huzur ve mutluluk getiren para olsun. Ey Allah'ım ayrıca şu enerjiyi bize ver. Bütün insanların, hayvanların, bitkilerin, taşın, toprağın, dünyanın bolluk bereketine de vesile olalım. Biz buna vesile oldukça, yani insanların, hayvanların, bitkilerin, taşın, toprağın, dünyanın bolluk bereketine vesile oldukça biz bolluk bereket içinde yaşayalım. Lütfen bunu söyleyin içinizden ve bekleyin. Biz bunu söylediğimizde içinizde kanal olan arkadaşlar lütfen nasıl bir görüntü aldıklarını söylesinler. Gözlerimiz kapalı olduğu için el kaldırmayalım. Hemen birimiz söz alsın. Ben gözümün önüne tomar tomar paraların yükseldiğini, ben belki daha çok yükseldiğini ve her tarafı dolduğunu... Evet ve insanlar cidden bunun bu kadar kolay sağlanabileceğini henüz daha anlamıyorlar. Allah'tan, Yaradanımızdan direkt isteyeceğiz. Ve sadece bencillik yaparak kendimiz için değil, bütün evren için isteyeceğiz. Onlara vesile olmayı bolluk bereket açısından dileyeceğiz. Allah veriyor, ben böyle diledim. Allah bana tüm bu kapıları açtı. Ve bir de bolluk bereket için ayrıca şu enerjide olmak lazım.
Nasıl ki nükleer enerjiyi gidip bir kanıya koyamayacağınız gibi. Nasıl ki nükleer yakıtı gidip bir otomobile koyamayacağınız gibi. Nasıl ki bir uzay gemisinin de kömürle çalışamayacağı gerçeği gibi. Bizlerin de bolluk bereketine ulaşması için kullanacağımız enerji cümleleri var. Uzay gemisi nükleer yakıtla çalışır, onun enerjisi onu gerektirir. Bizim de bolluk bereket içinde, sağlık şifa içinde olmamız şu cümleleri söylememizle gerçekleşir. Nuru şah ötesiyim. Nasılsın diye sorduklarına nuru şah ötesiyim cevabını verdiğimizde. Ve canımız istediği anda, ey Allah'ım lütfen bedenimi, ruhumu ve ömrümü bol bereketle, para enerjisiyle doldur. Bankaların dahi alamayacağı kadar para olsun bu. Bize ve tüm evrene huzur, mutluluk getiren para olsun deyin. Siz bunu deyin, bu oluyor. Çünkü rüyada bunu fark etmişsinizdir. Bir anda dağlar doğrultusu altın, gümüş, elmaslar görebilirsiniz. Bu hayatında bir rüya olduğunun farkına varın. O kadar kolay. Ve lütfen gözlerinizi açın. Belki bu söylediklerim zormuş gibi bizim şu anda Instagram ve Facebook'ta bizi dinleyen arkadaşlarımıza gelebilir. İmkansızmış gibi gelebilir. Bunun ne kadar gerçek ve kolay olduğunu ben biliyorum. Eğitmen arkadaşlarımız biliyor. Hayat bu kadar kolay. O zaman size başka yapabileceğim bir şey var mı? Sizlere galiba en güzel yapacağımız çalışma da bundan sonraki tüm eğitimlerimizi ve bundan önceki bütün eğitimlerimizi izleme imkanınızı sunmuş olmak. Sayın hocalarım, Merve hocam, eğer sizden eğitim almak isterlerse isterseniz telefon numaranızı söyleyin. Çok iyi. İşte böyle. Sizler arkadaşlar eğitim vereceğiniz zamanlar 10 dakikalık eğitim videoları hazırlayın, gönderin. Şu tarihte eğitim vereceğim, şu adresle ulaşabilirsiniz diye. Biz onları Facebook'ta, Instagram'da ve YouTube'da paylaşıyoruz. Dünyaya daha fazla şekilde eğitimlerimizi sunmak için ne gerekiyorsa biz buradayız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Nuru şah ötemiz sonsuz olsun. Mevlana'nın diyarına, Mevlana'nın torunlarına, Konya'ya, sizlere, bütün halkımıza selamlar, saygılar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Temiz kalpleriniz yüzünüzden belli. Allah sizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Görüşürüz. Uğurlar olsun. Güle güle. Temiz kalplerin yüzlere yansıdığı an. Hepinize selamlar, saygılar. Nuru şah ötemiz sonsuz.